Türk akımında biz bir mutabakata vararak önemli bir adım attık. Buranın iki tane boru hattından bahsedebiliriz. Birinci boru hattı, Batı hattına alternatif bir çerçevede aynı gazın kaynak olarak Türkiye'ye sağlanması ile ilgili bir husus. Konuşulan ikinci boru hattı ise, burada önemli noktalardan bir tanesi, Türkiye üzerinden Güney Avrupa pazarı ve piyasası ile alakalı bir konu. Buradaki müzakereler ve görüşmeler Rusya hattından devam ettiği yönünde. Dolayısıyla ikinci hattın akıbeti, ikinci hattın gelişmeleri de Avrupa piyasasıyla biraz da ilişkili bir husus. Tabii bu çerçevede biz Türkiye olarak demin yine saydığım gibi üç gerekçe açısından bakıldığında önemli bir proje olarak biz bakıyoruz. Hem Türkiye için kazan kazan bir proje olmuştur. Attığımız imzalar çok ciddi anlamda olumlu adımlar atılmıştır. Çok ciddi anlamda daha iyi iyileşmeler olmuştur. Şu veya bir şekilde çok önemli noktalar Türkiye'nin menfaatini ortaya koymuştur. İkincisi yine arz çeşitliliği açısından, kaynak çeşitliliği açısından önemli bir noktadadır. Ve üçüncüsü Türkiye'nin ve bölgenin hakikaten ilişkilerini pozitif anlamda etkileyecek bir proje olmuştur. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye açısından önemli bir projedir de Türk akımı o anlamda. Burada tabii karşılıklı muhataplarımız olan Rus tarafıyla çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Çok başarılı müzakere süreçleri yürüttük. Bu çerçevede bakıldığında Türk akımı Türkiye'nin özellikle Batı hattı özelinde yaşanan alternatif kaynaklara dayalı yaşanabilmesi muhtemelen krizlerle alakalı problemleri ortaya koyduğumuzda elimine etmek için önemli bir proje. Onun için önümüzdeki dönemde Batı hattıyla ilgili gelişmeler, özellikle bahsettiğiniz inşaat süreci zannediyorum en geç 2017 itibariyle başlayacağı yönündedir ve planlanan 2019'a yetişmesiyle ilgili bir gelişme